sen de yücelerden uçardın. Şimdi inginlere indin mi gönül? Derya, deniz, dağ, taş demez geçerdin. Karadan menzilin aldın mı gönül? Yiğitliğim elden gitti yel gibi. Damağımda dadı kaldı bal gibi. Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi. Bozulmuş bağlara döndün mü gönül? Karacaoğlan der ki, söyle sözünü. Hakka teslim eyle kendi özünü. Nasıl işine karalama yüzünü. Yolun doğrusunu buldun mu gönül? Yelinde savrulduk evlat. Gayrı bizden geçmiş gençlik işleri. Ama sende bir hal var. Dertler körük olur insana. Ateşi harlandıkça tutamazsın. Sende o hesap. Senin körüğün nedir? Ne yapacağım bilmiyorum dedi. Şaşırdım kaldım. Beni götürmekten çok burada durmak istemiyormuş gibi geldi bana. Şehre gidince ne değişti anlamadım ki. Çay demini ateşten, insan demini gamdan alır. Demini bulana kadar böyledir hayat. Bulanır, durulur. Sonra gene bulanır. Ama en sonunda demini bulur. Ben demimi nasıl bulacağım dedi. Yani sanki bir seçimin eşiğindeymişim gibi. Eğer burada kalırsam dileği kaybedecekmişim gibi. Dilekle gidersem de bir yarın burada kalacak, kendimi affetmeyecekmişim gibi. İnsanı da kararlarını da belirleyen şey nedir bilir misin? Niyetleridir. Ne yaparsan yap, ne karar verirsen ver, önce buna bakacaksın. Neyi neden yaptığına, neyi neden istediğine bakacaksın. İşin içinde bir hırs mı var, yoksa gerçek ihtiyaçlar mı? Bazen duygularımız niyetlerimizin üstünü örten bir kül tabakası gibidir. Gerçeği göremeyiz. Eşelemek gerek. Tıpkı bir taşın üstünden külleri eşeler gibi.